Şimdi faizle birlikte bu değişiklikleri konuşalım. Profesör Doktor Oğuz Oyan hocamız aramızda, ekonomi profesörü, danışmaya başlayalım. Hocam selamlar, hoş geldiniz. Selam sevgili Can Coşkun, iyi yayınlar. Teşekkürler. Nasıl değerlendirirsiniz? Önce bir yorum alayım dünkü faiz kararına ilişkin. Beklenen oldu. Herkesin beklentisi bu yöndeydi. Çünkü Merkez Bankası bir anlamda elini göstermişti. İşte 2,5 bas puan daha önce arttırarak bunu devamını bu aya bırakmıştı. Bu ay bir duraklamaya geçeceği de tahmin ediliyordu. O da gerçekleşmiş oldu. Gerçi Merkez Bankası'nın açıklaması çok net değil. Yani bundan sonra bir daha faiz arttırmayacağım demiyor, indireceğim de demiyor. Yani gerekli olursa, yani hatta tam olarak şöyle söyleyeyim, belirgin ve kalıcı riskler oluşursa yeniden düşünebilirim parasal sıkılaştırmayı diyor. Bu gerekli, yani bu kalıcı riskler ne zaman olabilir? Yani bir kere enflasyon oranı şeyde Mayıs ayında %75 ve üzeri olma ihtimali yüksek. O zaman belki bir psikolojik etki olarak ben Mayıs'ta bir şey yeni bir müdahale yapılabileceği kapısının açık olduğunu düşünüyorum. Ama işte şeyden itibaren Temmuz-Ağustos'ta bir baz etkisiyle enflasyonda iniş olacak. Yıllıkta olacak tabii. Aylık enflasyonlar artmaya devam edecek de. Yıllıkta öyle bir etki olacak. Yani beklenebilir de ama arttırabilir de Merkez Bankası. Şimdilik burada bir %45'te bir geçici duraklama hali, biraz da seçimlere endeksli olduğunu düşünmek lazım. Hem seçimlere endeksli hem saraya endeksli, yani orada da çünkü nereye kadar gidecek bu iş kaygıları vardır. Hem de üçüncüsü ekonomide durgunluk belirtileri baş göstermeye başladı. %45 az değil. Bileşik olarak baktığınızda bu %57'lere falan geliyor yıllık bazda. Dolayısıyla %45 az değil. Eğer yıl sonu enflasyonu hala geçerliyse, bu enflasyon verilerine güvenebiliyorsak, çünkü TÜİK bu arada işte hissedilen enflasyon diye yeni rakamlar açıklamaya başladı. Kendine olan güveni de sarstı. Eğer yıl sonu enflasyon hedefi işte %36 ise Merkez Bankası %36 ve en fazla %42'ye çıkar şeyinde, beklentisinde. Eğer öyleyse bu bu faiz haddi yeterli gözüküyor yıl sonu itibariyle bakıldığında. Çünkü yıllıkta geçiyor, dediğim gibi %57'leri buluyor. Ama tabii şeye bağlı, yani konjonktürün değişme hızına bağlı. Şeyle, yani enflasyonla baş etme politikalarında başka araçları kullanıp kullanmamaya bağlı. Maliye politikalarını ne ölçüde daha sıkı yapacaklar, bütün bunlara bağlı. Göreceğiz, yani seçim sonrasında hangi sıkılıkta maliye politikaları geleceğini göreceğiz. Çünkü şimdiye kadar en çok yol aldıkları alan para politikaları oldu. Bu da faiz üzerinden yürüdü. Faiz ve benzer, şimdi başka sıkılaştırma araçları var Merkez Bankası'nın elinde, onları da yapabilir. Kredi politikası üzerinden yapabilir. Yani kredi faizleri de arttı hocam. Kredi demişken taşıttan ihtiyaça kadar %5 seviyelerine geldi. Evet, yani orada kredi hacimlerini de sınırlayabiliyor Merkez Bankası, biliyorsunuz. Yani işte taşıt kredilerinde artışların, yani hacimlerin, kredi hacimlerinin bankalara talimatlar gidiyor ve bu hacimleri aşmayı deniyor. Dolayısıyla öyle de bir şey var. Şimdi bakın, 1,5 trilyonluk bir toplam tüketici kredisi içinde, yani sadece ihtiyaç kredisine giden miktar 990 milyar gibi çok yüksek bir rakam. Tabii. Yani konut başı çekmesi gerekir normalde, değil mi? Konut da çok destekleyen bir miktar göya. Ama konut ve taşıt geri kalan işte 400 küsür milyarı oluşturuyor. Yani düşük aslında, konut ve taşıt kredilerinin toplam payı düşük. Hatta biliyorsunuz ipotekli konut satışları bu yıl, yani daha doğrusu 2023'te 2022'ye kıyasla %72 daraldı. Bu seviyelerde yani, kalır mı hocam? Mesela taşıt kredisi, ihtiyaç kredisi?
Otomotivde geçen yılın rekorunun tekrar kırılamayacağını düşünüyorum 2024'te. Biraz da talep öne alındığı için de geçen yıl rekor kırıldı. Bu sene tüketici hem krediler bağlamında sınırlandırıcı olacak tüketiciler üzerinde, hem de işte birçoğu talebi öne aldığı için tatmin etmiş olduğu şeyini, talebini. Dolayısıyla 2024 birçok başka bakımlardan da sıkılaşmaların, maliye politikalarının da devreye gireceğini düşünürsek, Mart'tan sonra daha sert olarak bunların taşıt alımlarına yansıyacağını düşünmek lazım. Yani örneğin ne bekler bugün araba alacak birisi? Ya işte bu şey, ÖTV azalır mı? Tabii. Ya da ÖTV'de yeni şey olur mu? ÖTV şey azalmasa da, oran ve miktar olarak bir azalma olmasa da, acaba işte ne bileyim 1.6 litreye kadar arabalarda biliyorsun değer esaslı bir farklılaştırma yapılıyor ÖTV'de. Bunu yapmayacaklardır söyleyeyim. Neden yapmayacaklardır? Çünkü Türkiye ciddi cari açıklar veriyor. Türkiye'de şeyi, otomobil talebini arttırmak demek, ithalatı arttırmak demek. O yüzden de bunun önünü açmayacaklardır. Hatta tam tersine daha da ithalatı caydırıcı, tüketim malları itibariyle ithalatı caydırıcı önlemler alacaklardır. Orada esas mesele ihracatta dönük ithalatı, sanayiye dönük ithalatı, yani ara malı ve yatırım malı ithalatının önünü açık tutmak, ama tüketim malları ithalatını mümkün olduğu kadar engellemek biçiminde bir politika, bu vergi politikası biçimde de olabilecek. Benzer başka araçlar da, vergi dışı araçlar da kullanılabilecek. O nedenle yani burada kredileri sınırlama, özellikle bu dayanıklı tüketim malları olan otomotiv sektöründe ve konutta tabii farklı bir senaryo var. Konutta inşaatın önünü açmak istiyorlar, ama bunu açabilecek başka araçlar var ellerinde. O da deprem konutları yaparak, kamunun önü çektiği bir özel sektörün de kamunun gittiği alanlara gitmesiyle bir konut sektörünün canlanması bu bağlamda gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Ama yani kitlenin satın alma gücünün eridiği bir yılda, 2024 daha da hızlı eriyecek. Yani kendi başına bırakılmış bir konut sektöründe talebin çok yukarı gitmesi mümkün gözükmüyor. Kuru sorayım bir de. Çok büyük hareketlenme olmadı ama kısmi değer kayıpları yine kayda geçti kurda. Dolar TL, Euro TL. Ne bekleriz bundan sonraki dönemde? Yani bunlar beklenen artışlar olduğu için, yani önceden zaten satın alınıyor teknik tabiriyle. Yani herkes pozisyonunu buna göre ayarlıyor zaten. O yüzden de çok fazla sıçrama hemen olmuyor. Ama şöyle söyleyelim, enflasyondaki seyre bağlı olarak kurdaki gelişmeyi göreceğiz bundan sonra daha çok. Yani faizler artık bir süre yatay gittiğini düşünürsek, kuru ne belirleyecek? Kuru dövizdeki oynaklık, yani döviz kurundaki oynaklık belirleyecek. Ne kadar yukarı gidecek? Yani karşılıklı geçişkenlik olduğunu düşünelim. Yani enflasyondaki artış kuru yukarı iter. Kurdaki artış da enflasyonu yukarı iter. Böyle karşılıklı bir etkileşim durumu vardır. Türkiye gibi çok dışa açık bir ekonomide, yani düşünün biz Amerika'dan daha dışa açık bir ekonomi haline geldik. Yani toplam ithalat ve ihracatımızın milli geliri oranı, yani dış ticaret hacminin milli geliri oranı 155-60 dolaylarında geziniyor. Bu çok yüksek bir oran. Dolayısıyla milli paranın değer kayıpları anında olarak, enflasyon olarak da yansıyor. Kurla enflasyon arasındaki hikayeye şöyle bakmak lazım. Yani bu yılın enflasyonu yıl sonu itibariyle bize ne deniyor? %36 deniyor Merkez Bankası'nın tahmini. Peki kurda ne gibi bir artış öngörülüyor? Kurda daha yüksek bir artış öngörülüyor. Yani TL'nin daha fazla değer kaybetmesi öngörülüyor aslında. Bu gerçekleşir mi? Gerçekten böyle mi olacak? Yoksa tersi mi olur? Yani kur enflasyondan daha yavaş mı gider? Benim kanım, geçen sene kurdaki artış enflasyonun gerisinde kaldı. Yani %65 enflasyon %57 civarında TL'nin değer kaybına karşılık geldi. Bu sene de benzer bir senaryonun ortaya çıkması çok olağan görürüm.
Yani enflasyondaki artıştan daha yavaş bir kur seviyesinde yükselme ortaya çıkabilir. Yani yerli para değerlenebilir de. Yani başa baş gitme ihtimali de sıfır değil tabii, o da olabilir. Ama şey biraz daha zor gözüküyor. Yani kurun enflasyondan daha hızlı koşması biraz zor gözüküyor. Onu buradan şu an şu aşamadaki bilgilerimizle söylemiş olalım.